İşler Mahallesi'ni çok beğenici, örnek binalarımızı şu anda bitirmiş vaziyetteyiz. İnşallah lansmanımızdan sonra, toplantımızdan sonra özellikle sizlerin bu örnek binalarımızı görmeye devam edelim. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde bulunan İşler Mahallesi projesinde 207 dönüm özel olan arazisi, 73 dönüm halka açık bir park alanımız. Ve park alanımız etrafında yapılandırdığımız bir alışveriş sokağı mevcut. Yine projemizin içinde devlete bu kesin vereceğimiz 32 derslikte bir okul var, devlet okulu. Bunun yanında yine bu projeye ve çevredeki insanlara hizmet verebilecek özel okulumuz mevcut. Yine park alanımızın ortasında yaklaşık 10 metrekare bir göletimiz, yine 4000 metrekare %50'lik bir iskeleye sahip olan, işte sporları yapılabilen bir evimiz mevcut. Ayrıca örneklerde de göreceğiniz gibi zengin peyzaj alanlarına sahip. Yine projemizin kapsamında 10-15 metrekare arası sürdürülebilir tarım yapılarından büyük termometre tarım alanımız bile mevcut. Bunun içinde de mutfak atölyeleri, tohum yetiştirme atölyesi, bu tür aktivitelerimiz mevcut. Bildiğiniz gibi Livan Lokasyon olarak aslında İstanbul'un içinde olan bir bölge. İstanbul Sabah Önce Anadolu'da 20-25 dakika. Yine Sabah Önce Anadolu'da bir orada yapıldığında Temmuz yolunda, Kuzey Marmara Otoyolu'nda oldukça yakın. Bizim projemizin kapsamında şu anda bir yerlik ve köprü ekibi ayrılıyor. Bu köprü ve köprünün yapılmasıyla beraber de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafeye iniyor. Uzaklık olarak. Yine buradan çıkıp İstanbul merkezine gitmek istediğinizde Yeter Levent bölgesine 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Zaten biz bu projeye başladığımız zaman hep şimdiye kadar lokasyonun İstanbul'a ne kadar yakın olduğunu anlattık. Gelen insanlar da Diva'yı sayfayı yer olarak kullanmak gibi bir düşünce aslında olmuştu. Biz bu düşünceyi zaman içinde insanların kafasına atıp burada 365 gün yaşanabilecek bir hayat olduğunu anlatmaya çalıştık. Projemizin içinde yer alan kamusal alanı özel devlet okullarıyla artı bir değer veriyor projemize. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Daha sonra Emel Bot arasındaki gelişmeleri anlatmak üzere sözü Emel Bot Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürümüz Altan Yıldız diye bırakıyorum. Sonrasında bu alanlarda gerekli ihale çalışmaları
camiamızın ve basımızın değerli mensupları. Bugün burada Galatasaray'ın tarihi yardımına tanıklık ediyoruz. Uzun yıllardan beri 2016 yılında Sayın Genel Müdürlüğü ifade ettiği gibi süre ve maalesef fiziki nedenlerden ve hukuksal nedenler ötürü çıkamadığımız Gloria'nın tekrar dönüşümü evimize yasal dönüşümüzü sağlamış oluyoruz. Ben bunun temelinin oluşumunu sağlayan, bu Rio Adası'nı camiamıza kazandıran Sayın Selahattin Beyazıt'a öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu Arap arazi, değerli arazi, İstanbul'un Hırvan tabanından biri önce bu araziyi bugünlere getiren bütün yönetimlere de bir vesile teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden değerli bütün kardeşlerimi kutluyorum. Bir vesile Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurman, sevgili Genel Müdürüm Hakan Yedikli'ye, sevgili Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Teleş'e ve ön sahada siperde mücadele eden sevgili Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gündür, tarihi bir andır. Florya, bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, çalışma alanımız, evimiz, yuvamız. Bunu bize kazandırması çok değerli bir hizmet. Ve biz bununla ilgili bu gecikmeden 2016 yılından ihalenin realize olduğu 2018 Mayıs ayı itibariyle, Mayıs sonu itibariyle kaynakların bütün giderleri ödeyeceğiz faizle. Artı Sayın Genel Müdürlüğü'nün ifade ettiği gibi aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. 120 milyon TL. Yani biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek, bu konu çok önemli, bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Ne mutlu, ben bunun bütün spor kulüplerine, bütün herkesin de yuvasına kavuşmasını dilerim. Yuva en değerli şey bu anlamda. Bütün herkesin de bu bağlamda, taraflarımızla yaratıklarımızın da bu bağlamda değerlendirmesine rica ederim. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi biz 120 milyon artı gider ödeyeceğiz. Bu gider içinde projenin genel giderleri var. Riva da onun için. Bizim Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerekir. Biraz ben Sayın Hakan Yılmaz'a tabii arada diğer şampiyon olmak uğraşırken veya diğer uğraşlarına tam destek veremediğimizi burada ikrar ediyorum. Ben burada bulunan ve bizi dinleyen insanlara şunu başlamak istiyorum. Bugün Riva İstanbul'un hem ulaşım açısından hem sağlam kaya yapısı depreme dayanıklı açısından en değerli yerlerinden birisi. Gelecek Riva'nın inşaat ve sahip yapmanında değil sadece Hakan Bey'in ifade ettiği gibi 365 gün kalabilecek özellikle bir konumda. Bu konu ben camiamızın mutlaka ve mutlaka burada ki yaklaşık yine 1400'e yakın konumdan birer konut almasını istiyorum. Alacakları
sayfa açtınız. Birkaç sorum olacak izninizle. Protokolle ilgili soracağım öncelikle. Herhangi bir plan tadilatı veya rakamsal boyutta bir revize yansıdı mı protokole? Hasılat paylaşımı oranı dahil olmak üzere bir de yatırım değeriyle ilgili bir güncelleme yaptınız mı? İnşaatın fiziki durumu şu anda nedir? Bir de Sayın Cengiz'e soracağım. Florya'daki yerinizle ilgili yeni bir tasarrufta bulunan planınız var. Teşekkür ederim. Yeni Akit'ten Mehmet Çantam. Öncelikle ilk sorulara ben cevap vereyim. Plan tadilatı gibi veya hasılat oranında veya payında bir değişiklik, yani bir değişikliğimiz yok. Rio'da yaptığımız ilave sözleşme koşulları neyse aynı koşullarla devam ediyoruz. İşin fiziki ilerleme olarak da farkı yok. Çok önemli isterseniz. Dediğimiz gibi 400 civarı bir yıldız var. 2'den 500 bin yıl kapsıyordum ama. Bu 500 bin liranın harfiyat ve altyapı olayı bitti. Şu anda kaba inşaat başladı. Kısmesi bu yazı kaba inşaatlarımız bitiyor. 2021 sonunda bu ilk etaptaki 500 bin liranın teslimini gerçekleştiriyoruz. Ve beyler bey devam ediyoruz diğer kısımda. Şimdi Florya'da kastığı zaman ama yani Florya aynı şekilde önceki duruma gelecek. Yani protokolün imzaladığı andaki önceki durum neyse o olacak. Ha, eğer inşaat derseniz orada bir kapalı spor salonumuz var biliyorsunuz. İnşallah onu daha iyi hale getireceğiz ya da hala realize edemedik. Bizim kapalı spor salonunu yaptığımızda oraya yapacağız. O tür düşüncelerimiz var. Yani futbol takımı ve teknik heyetleri çok mutlu oldu, çok sevdim, onu söyleyeyim. Çünkü yatırım yapacak bir şey yapamıyorum. İki yıldır bazı sahaları düzenleyemiyorum farkına vardıysanız. Bir aksiyonda bulamıyorum. Her an çıkma havasındayız. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla dediğiniz gibi Florya'yı yine en iyi hale, en mümtaz hale getirmeye çalışacağız. Çok kısa söyledim. Hem adam
Sezgin Gelmez Beyaz'da gibi. Başkanım şunu sormak istiyorum. Finansal değer bile ortada şu anda. Kulübün mali yapısı ortada. Bu 120 milyon size ekstradan bir ödeme gerektirecek. Nasıl karşılayacaksınız? Kulübe etkileyecek mi? Onu sorayım. Kulüp tabii sportu bahşişe finansal değer bileydi. Bizim konuştuğumuz kulüp. Tabii şimdi artı yapılandırma içinde düşünün. Yapılandırma içinde Galatasaray'ın ödeyebileceği en iyi halde düzenli. Evet, son bir soru alalım. Buyurun. Gidiyorum. Hüseyin Belibağlı, Emre Hüseyin. Teşekkür ederim. Ben şunu merak ettim. Hep masraflar diğer masraflar ibaresi geçti ama diğer masraflar ne kadar? 120 milyon üzerinde size ödemesi gereken, kulübün ödemesi gereken diğer masraflardan da. Onlar bu arada yapılan diğer takım masrafları projelerini geliştirmeyle ben de sorumsuz değil miyim? Kıymetli basın mensubu dostlarımız, toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Özel röportajlarımız devam edecekler. Görüşmek üzere, günler dilerim.